Ankara gündeminden herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz İyi Parti Aydın Milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Sayın Aydın Sezgin. Kendisiyle son çarşamba günü Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeyi ve Türkiye'nin dış politikasındaki mevcut durumu değerlendireceğiz. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bizi aradığınız için. Biz çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeden bahsetmek istiyorum. Ben bunu değerlendireyim istiyorum. Çarşamba günü iki lider bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme yapıldığı söylendi. Ancak sonrasında bir ortak basın toplantısı düzenlenmedi ve içeriğine ilişkin çok da fazla bir bilgimiz yok. Ve aynı şekilde baş başa gerçekleşmesi de bu görüşme çok konuşuldu. Siz de zaten Rusya'nın ya da Putin'in genel olarak bunu tercih etmediğini söylemiştiniz. İlk olarak bununla başlayalım istiyorum. Yani neden sizce bu görüşme baş başa yapıldı? Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir talebi oldu ve görüşme bittikten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmemesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve sizce neden düzenlenmedi? Tabii kısaca cevap vermeye çalışayım. Rus tarafı özellikle Putin'in böyle bir alışkanlığı yok. Tabii ki heyetler arası görüşmeler yapılır danışmanlarla, bakanlarla. Ondan sonra baş başa görüşme olabilir spesifik bir iki konuda. Ama böyle başından sonra baş başa görüşme pek Putin'in geleneğinde bulunan veya Rus yönetiminin teamülünde olan bir uslup, yöntem değildir. Bizim daha önce, bunlar devlet sırrı değil tabii, daha önce bu tür taleplerimiz oluyordu. Onlar bizim gizleyecek bir şeyimiz yok. Benim bakanımdan veya danışmanlarımdan gizleyeceğim hiçbir şey yok. Ama siz istiyorsanız böyle baş başa bir kısmen görüşme yapabiliriz diye cevap verirlerdi. Burada görüşmenin hakikaten başından sonuna iki başkan arasında cereyan etmiş olması çok istisnai bir durum. Açıklama yapılmaması keza istisnai bir durum, tuhaf bir durum. Daha önceki görüşmelerde bu kalıbı hiç görmedik, buna rastlamadık. Herhalde Türk tarafının talebi üzerine bu yöntem seçildi ve uygulandı. Israrlı talebi üzerine seçildi ve uygulandı kanaatindeyim. Şimdi bunda belki hani kimseden, kimseyle paylaşmayacağı bir takım şeyleri dile getirmek istedi Cumhurbaşkanı. Açıklama da ya gizlenen derin bir takım hususlar var, gizlenmek istenen, yahut da bazı hassas konularda mutabakata varılmamıştır. Onları teknik heyetler düzeyinde halledeceklerdir veya bu varsayımların her ikisi de geçerlidir. İkinci olarak şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydı, ABD'ye gitmişti ve orada Joe Biden'la bir görüşme yapılıp yapılmayacağı çok konuşulmuştu ve en nihayetinde bu görüşme gerçekleşmedi. Erdoğan da dönüşte şöyle bir ifade kullandı: Joe Biden yönetimiyle iyi başladığımızı söyleyemem dedi ve hemen ardından da Putin ziyareti geldi. Burada Erdoğan'ın bu açıklamaları, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemlerde özellikle çok fazla mesele nedeniyle yıpranmış olması, Erdoğan'ın Putin'i ziyarete giderken elini birazcık zayıflatamıyor. Çok zayıflatan bir unsur. Şimdi ben artık bu kadar yıllardan beri savrulan Türk dış politikasını açıkçası akıl ekseninde değerlendiremiyorum. Yani diplomasinin belli kuralları var. Diplomasinin bir aklı var, mantığı var. Ben ve tabiatıyla Türkiye'nin bir takım çıkarları var, önemli ulusal çıkarları var. Bunların ekseninde diplomasi adımları değerlendirilir. Fakat ben iktidarın Türkiye ile ilgili, artık dış politikada demiyorum çünkü dış politika yapılandırılmış bir yaklaşım farz eder. Burada yapılandırılmış bir yaklaşım yok açıkçası. Sallapati tutumlar var. Dolayısıyla ben ilkelerle, akılla,
akıl ekseninde daha doğrusu değerlendiremiyor. Bence tabii biteni. Çünkü bunların herhalde artık arka plana atıldı bir dönem değil mi? Yani Dışişleri Bakanlığı'nın ağırlığının biraz azaldı. Biraz değil çok azaldı. Cumhurbaşkanlığı danışmanların da ağırlığı var mı bilemiyorum. Tek adam rejimi Türkiye'de uluslararası ilişkilerimizin, uluslararası ilişkilerin de altını çiziyorum, uluslararası ilişkilerimizin savrulmasını daha da arttırdı. Kesin olarak söyleyebiliriz. Şimdi açıkçası yani burada 21'inde New York'ta İş Adamları Konseyi'ne yaptığı konuşma var Cumhurbaşkanı'nın. Bir de 24'ünde yaptığı konuşma var. 3 günde o kadar büyük bir farklılık söz konusu ki iki konuşma arasında. Birincisinde müttefiklik ima ediliyor, iyi ilişkiler ima ediliyor. İkincisinde sizin özetlediğiniz noktalar öne çıkıyor. Bunu akılla izah etmek mümkün değil. Kaldı ki Biden'la randevu olayını Türkiye'nin ana gündemi olarak günlerce bu kamuoyunda işlemek bu da fazla akıl kârı değil. Bu Birleşmiş Milletler toplantılarında ikili görüşmeler olur veya olmaz. Bunların istediğiniz tarafla ikili ilişkilerin gerçekleşmesi diplomasinin, uluslararası teamüllerinde vazgeçilmez bir şartı değildir. Burada bir şahsi alınganlık söz konusu ve şahsi alınganlıktan itibaren ulusal pozisyonlar belirleme durumu ortaya çıkıyor. Burada da akıl, diplomasi, gelenek, ilke yoksunluğunu görüyoruz. Söylediğiniz gibi elbette ittifaklık ilişkilerini de ilgilendiren menfi açıklamalardan sonra yani Amerika ile ilişkilerin olumsuz unsurlarına vurgu yaptıktan sonra Putin'le görüşmeye eli hayli zayıf çıktı. Türkiye'nin içinde bulunduğu genel durumda bu konumunu daha da zayıflatıyor. Şimdi aslında Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkilerin çok önemli bir ayağı. Yine aynı şekilde ABD ve NATO müttefikleri Türkiye'nin belki arasında açılmasını ya da bazı sürtüşmelere yol açmasını sağlayan ya da buna neden olan konulardan bir tanesi S-400 meselesiydi. Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini almasıydı. Yani geçtiğimiz gün görmüşsünüzdür New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı bir röportajı yayınladı. Ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400'lerin satın alınmasını ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine ilişkin bir soru soruldu. Erdoğan da bence buna değdi diye yanıtladı. Bu S-400 meselesi tabii çok daha belki derinlemesine irdelenmesi gereken bir konu ama burada gerçekten buna değdi diyor ya Erdoğan. Siz buna katılıyor musunuz? Sizde S-400'lerin alınması başta sonuçlara baktığımız zaman hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Yani biz F-35'ten olduk. Ondan sonra çıkartıldık. F-35 çok önemli. Şimdi Türkiye'nin bizzat yapımında da yer aldığı bir. Kesinlikle. Yapımında büyük, daha da büyük pay sahibi olacağı bir proje. Hava savunma anlayışında hava güçleri genel böyle savunma güçleri açısından geleceğe dönük çok önemli. Uçaktan da öte bir araçtır, bir platformdur F-35'ler. Şu anda Cumhurbaşkanı F-16'lar tedarikine dair bir takım şüpheler ifade ediyor. Öyle bir durum ki ben çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'nin hani stratejik tercihleri bazen Yunanistan'la
Yunanistan fonunun fonksiyonu olarak belirlenir. Bu durum tabii ki Türkiye Yunanistan'dan daha yüksek bir potansiyele sahip ama nispi olarak Yunanistan'la aramızdaki dengeyi bozan adımlar sonuçta. Yani bunu örnek olarak vermek istedim. Ben S-400'lerin başkaları bize satmadı da onun için mecbur kaldık şeklinde izah edilmesine de katılmıyorum. Başka alternatifler vardı. Hatta birkaç defa ben iktidara bunu sordum. Yani S-400 sözleşmesinde Patriot önerilerinin veya Avrupa yapımı SAMTI füzelerine ilişkin tekliflerin ötesinde ne gibi ilave unsurlar var? Şimdi mesela Patriot ve SAMTI NATO savunma sistemine, hava savunma sistemine entegre edilebiliyorlardı. S-400 entegre edilemiyor. Ama teknolojisini alırsınız S-400'ün, tamamen bağımsız bir şekilde kendiniz ülkenizde üretirsiniz ve Ruslardan bağımsız bir şekilde kullanırsınız mutlak bir teknoloji transferiyle. O zaman belki bir avantajdan söz edilebilir. Bu durumda öyle bir avantaj da söz konusu değil. Yani ben attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmediği kanaatindeyim ve bu kanaatimde de ısrarlıyım açıkçası. Erdoğan'la Putin arasında tabii konuşulan konular arasında belki de en fazla öne çıkan da Suriye meselesiydi. Mutlaka. İdlib'e tabi özel olarak belki vakit kalırsa değiniriz ama Suriye meselesine ilişkin ben Aydın Bey'e şunu sormak istiyorum size. Sizinle yaklaşık 1,5 sene önce bir yayın yapmıştık, hatırlıyorsunuz değil mi? Ve orada Suriye ilişkin iki tane bence çok önemli tespitiniz vardı. İlk olarak şunu söylemiştiniz. Türkiye'nin Suriye'de tamamen Rusya'ya tabi hale geldiğini söylemiştiniz. Evet. İkinci olarak da Türkiye'nin Suriye'de 2011 koşullarına dönmek için çabaladığını, artık bu duruma geldiğini ve bunun için çok büyük bedeller ödediğini söylemiştiniz. Doğru. Aradan geçen 1,5 sene içinde bugün de aynı şeyleri söyleyebilir misiniz? Daha da bağımlı hale geldik. Böyle gün geçtikçe bağımlı hale geliyoruz. Rusya'ya. Rusya'ya tabii. Rusya'ya, Amerika'ya da belirli bir bağımlılığımız var. Maalesef 910 kilometrelik sınırımız olan bir ülkeyle ilgili sorunlarımızda biz yüzlerce, binlerce kilometre uzaktan gelen ülkelerin tutumlarına, politikalarına, tercihlerine tabi olduk. Gerçekten de bugün varmak istediğimiz nokta hala 2011 kriz öncesi nokta. Yani o statükonun sağlanması. Ki Türkiye'de iç savaşta aslında bizatihi ne kadar büyük bir rol oynadığını hepimiz gördük zaten. Belirleyici rolü Türkiye oynadı. Dolayısıyla Suriye krizinin Türkiye üzerine yarattığı maliyette Türkiye birinci derecede sorumlu. Yani bunu mutlaka tespit etmemiz lazım. Belki şu anda paylaşmamda yarar gördüğüm bir düşüncem de şu. Biz açıkçası Suriye krizi boyunca Rusya'yı okuyamadık. Hem de hiç okuyamadık. Bugün de Rusya'nın inisiyatiflerini, tercihlerini ve yaklaşımını okuyamıyoruz gibime geliyor. Şöyle ki biz hep Rusya'yı Suriye'den çekilmeye ikna edeceğimizi düşündük. Biz derken tabii ben iktidarı kastediyorum. Buna o dönemde itiraz edenler oldu ama iktidar dinlemedi açıkçası. Rusya'yı ikna edebileceğini, başka bir formülasyona yönlendirebileceğini düşündü. Oysa bu mümkün değildi ve Rus tarafı bu konuda da bize karşı dürüst davrandı. Tutum değiştirmeyeceğini defaatlerce vurguladı. Ayrıca
bu sıkıntılara muhatap olacağımızı zaman içinde daha 2012-2013 safhasında bize söyledi. Ama biz Rusya'nın kararlılığını ve tutumunun belirginliğini hep challenge ettik, ona meydan okuduk, değiştirebileceğimizi düşündük. Bu da hayalperest oldu iktidarın. O kadar ki bir yönetimin bunu hissetmesi gerekir. 2015'te savaşa doğrudan müdahale edebileceğini Rusya'nın Ankara ölçemedi. Bunun ölçülebilmesi lazımdı. Ukrayna'ya bu şekilde müdahale ettikten ve orada kendi anlayışına göre büyük bir zafer kazandıktan sonra Kırım'ı ilhak etmesi lazım. Mesela Suriye'yi o halde bırakmazdı. Suriye'de mağlup pozisyona düşmezdi. Bunun görülmesi ve ona göre bir yaklaşım sergilenmesi icap ederdi. 2015'te biz Rusya'nın müdahalesini seyrettik. Sonra uçağın düşürülmesi vesaire. Yani açıkçası bizim dış politika demediğimi bir daha vurguluyorum. Uluslararası ilişkilerimizde yaşanan savrulmadan hareketle Rusya ile ilişkilerimizde de Suriye politikamızda da ABD ile ilişkilerimizde de bu savrulmanın türevlerini yaşıyoruz. Ve bunun da maliyeti ileriye dönük olarak yarattığı tehdit muazzam. Ben 3 yıldan beri İdlib'i hemen her ay en azından konu ediyorum. Hakikaten bizim görebildiğimizin de ötesinde riskler taşıyor maalesef. O zaman İdlib meselesine değinelim özel olarak. Şimdi Türkiye'nin aslında İdlib sürecine aktif olarak müdahale etmesini ya da bu sürecin bir parçası olmasını sağlayan bir Soçi mutabakatı vardı ve bu mutabakatta Türkiye aslında garantör ülkelerden bir tanesiydi. Ve Türkiye'den işte özellikle Rusya, İdlib'deki cihatçı diyebileceğimiz, çok terminolojik tartışma girmek istemiyorum ama ağırlıklar etkileyen bilinen örgütlerdeki işte silahların alınmasını, özellikle işte alınma muhaliflerle ayrıştırılmasını bekliyordu. Doğru. Ama şu an kadar bunu gerçekleştirmeyi herhalde söylemiş zaten. Sağdan gelen bilgiler bu şekilde. Peki bu yani yerine getirebilecek mi tarihindir ve bundan sonra İdlib'de siz ne bekliyorsunuz? Şimdi ben İdlib'deki harekatı, yoğunlaşmayı açıkçası Rusya'nın ve Şam'ın oraya bu şekilde yüklenmesini genel bir stratejinin parçası ve Esad iktidarını ülkenin mümkün mertebe geniş bir alanında hakim kılma çabası olarak görüyorum. İdlib derken M4 karayolunu da göz önünde bulundurmak lazım. Halep-Laskiye hattı. Ben bir kere bu karayolunda hakimiyet sağlayamamıştır. Şam dolayısıyla artık Suriye Arap Cumhuriyeti diyoruz biz de Soçi mutabakatında ve sonrasındaki protokolde var biliyorsunuz bu tabi. Suriye Arap Cumhuriyeti M4'te hakimiyet sağlayamadı. Oysa bu hakimiyetin sağlanmasına biz belirleyici katkıda bulunmayı taahhüt etmiştik. Sen sağlayamıyorsan biz bu çok önemli aksı da damarı kendi tarafımıza çekeceğiz. Bundan azami ölçüde yararlanmaya bakacağız diye bu harekatı başlattılar ve harekat belki bir aydan beri artarak sürüyor. Bana kalırsa istedikleri geçici bir çözüm. Türkiye'nin karakollarını M4'ün de kuzeyine taşıması, nüfusun bir kısmının Türkiye ile işte karakollar arasında daha sıkışık bir konuma sığdırılması. HTŞ'nin de oraya taşınması veya onların sivil halktan tamamen ayrılması. Açıkçası bu bana kalırsa çok zor bir misyon.
Çok zor bir misyon. Bunun üstlenilmiş olması bile büyük risk Türkiye açısından, vatandaşlarımız bakımından büyük risk yaratma anlamına geliyor. Ama şimdilik böyle geçici bir çözüm olarak, çünkü mutlaka bir çözüm bulunur. Yani sahada böyle ben Türk ve Rus kuvvetlerinin doğrudan çatışması gibi bir olay yaşanacağını sanmıyorum. Bunun bir şekilde bu ihtimalin bertaraf edileceği düşüncesindeyim. Geçici olarak böyle bir çözüme gidileceğini düşünüyorum. Ama tabiatıyla elimizde hiçbir açıklama veya net bilgi olmadığı için bunu böyle bir ihtimal dahilinde ifade ediyor. Tabii şu da var belki. Şu ana kadar Suriye'de bulunan geçici çözümlerin genellikle tamamı aslında Rusya'nın lehine. Bravo. Ve Türkiye'nin de aleyhine işleyen süreç. Kesinlikle. Burada o zaman benzer bir senaryo. Öyle oluyor. Sonuçta yani geçici bir rahatlama, sahada geçici bir rahatlama sağlanıyor. Sivil halkın ızdırabı bir ölçüde azaltılıyor. Ama nihayetinde Suriye Arap Cumhuriyeti ve Rusya'nın talepleri, hedefleri tutturuluyor. Peki. Aydın Bey, çok teşekkürler. Sonra ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz varsa isterseniz onları. Şimdi Ukrayna meselesinin, Ukrayna ile ilişkilerimizin bu İdlib'de belirleyici olduğuna dair bir yaklaşım var. Ben bu yaklaşıma saygı duyuyorum. Ukrayna ile ilgili yaklaşımımız, Rusya'ların satılması, Kırım meselesindeki. Bunlar tabiatıyla Moskova'yı etkiliyor. Kırım konusundaki tutarlı herhalde Türkiye'nin. Kırım konusundaki böyle ilhakın illegal olarak. Radikalleşen tavrımız, daha da böyle netleşen tavrımız. Hep illegal şey yaptık ama sürekli bunu gündeme getirme gibi bir ivme kazandırdık bu tutumumuza. Ben bunun tabiatıyla Rusya ile aramızda bir sorun olduğu kanaatindeyim. Rus tarafının bunu böyle algıladığı kanaatindeyim. Ama İdlib'de işte son aylarda da ve özellikle de son haftalarda yoğunlaşan saldırıların, Rus ve Suriye Arap Cumhuriyeti saldırılarının alan hakimiyeti sağlama çabalarının bunun dışındaki dinamiklere, yani Ukrayna konusunun dışındaki dinamiklere, daha ziyade Suriye'nin özgür ağırlığı içinde aranması gereken nedenlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim. Peki. Aydın Bey, yeniden teşekkür ederim. Ankara gündeminde bu hafta İYİ Parti milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Sayın Aydın Sezgin ile Putin ve Erdoğan görüşmesinden hareketle Türkiye dış politikasının sorunlarını ve özellikle Suriye'deki son durumu konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.